Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeftali reçeli yapıyoruz. Yine kış hazırlıkları için yaptım ben. Değişik meyvelerden yapmayı tercih ediyorum. Bulduğum meyvelerden değişik değişik reçeller yapıp kışın afiyetli tüketiyoruz. Bugün şeftali reçeli yapacağım. Reçelim için 1 kilo şeftali kullanıyorum. Tabii ki siz malzemelerinizi çoğaltarak daha fazla da yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi ben meyvelerden değişik değişik meyvelerden yapıp farklı farklı tüketmeyi tercih ediyorum. Şeftali reçeli de çok güzel oluyor. Mis gibi şeftali kokusu, aroması inanın harika bir reçel oluyor. Kabuklarını soyuyorum. Şeftalilerimi daha önceden yıkamıştım. Kabuklarını soyduktan sonra ilk önce gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde Şeftalilerimi dilimliyorum. Arz ederseniz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, fakat yemesi biraz zor oluyor. Onun için ben tekrar bıçağım ile kesiyorum küçük parçalara. Yemesi daha rahat olacağı için doğrayarak yapıyorum. Bütün şeftalilerimizi bu şekilde hazırlayalım. Evet şeftalilerimi ben kestim. Ortalarındaki renkli kısımlarını almıyorum. O reçelimize renk verecek arkadaşlar. Üzerine şekerini ilave ettim. Ve bir gece bekletiyorum. Gördüğünüz gibi reçelimiz çok güzel sulandı. Sıcak havalarda fazla bekletmeye de gerek kalmıyor. Hemen sulanabiliyor. Bu şekil sulandığında tamam demektir. Akşamdan hazırlarsanız sabahleyin kaynatabilirsiniz. Ve ocağımın altını yaktım. Artık reçelimi pişirmeye başlıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum reçel yaparken. Meyvelerin dağılmasını istemiyorum arkadaşlar bu yüzden. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım reçelimi. Ve gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Artık içine tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı daha önceki reçellerimde de söylediğim gibi parlaklık veriyor, taşmamasını ve çok köpürmemesini sağlıyor. Tabii ki üzerindeki köpükleri olduğu zaman alıyoruz. Bakın kaşık yardımıyla köpüklerini alıyorum. Bu parlak görüntüsünü kaybetmemesi için bu çok önemli arkadaşlar. Üzerindeki köpükleri mutlaka alın. Tabii ki hani tereyağı koyduğumuz için çok fazla olmuyor. Fakat yine de az çok oluyor. Onları alırsanız parlak bir görüntüsü olur reçelinizin. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyorum reçelimi. Kısık ateşte 25-30 dakika kaynatıyorum. Daha sonra içine 3 parça gördüğünüz gibi limon tuzu ilave ettim. Mercimek büyüklüğünde veya limon suyu da ekleyebilirsiniz. 4-5 damla limon suyu. 25-30 dakika kaynadıktan sonra ekledim limon tuzunu. Ve şimdi 5 dakika daha kaynatıyorum. Kıvamına göre akışkan kıvam seviyorsanız biraz reçelinizi çok koyu sevmiyorsanız bu süre yeterli gelecektir. Fakat koyu ekmeğin üzerinde duran bir kıvam olmasını istiyorsanız 10 dakika daha kaynatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Sıcakken tabii ki reçelimiz daha akışkan olacak. Fakat soğuduğu zaman koyulaşacak ve buzdolabına koyduğumuz zaman daha koyu bir kıvam alıyor. Onun için çok fazla da koyultmayın. Kavanozumun kenarlarını temizliyorum ve kapağını kapatıp vakumluyorum. Kendisi vakumlanıyor daha doğrusu. Sıcak sıcak kapattığımız için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ben ters çevirmeyi tercih etmiyorum. Çünkü sıcak kapattığım için zaten kavanozum vakumlanıyor. Bu benim için yeterli. İstediğiniz zaman kapağını açıp tüketebilirsiniz. Tabii ki e, emin olmak istiyorum, e, risk atmak istemiyorum diyorsanız, bu da sizin tercihinize kalmış. Sıcak kapattıktan sonra kavanozunuzu ters çevirebilirsiniz. Ama çok rahatlıkla tutuyor kapakları, çünkü sıcak sıcak kapatıyoruz. Şimdi bir tane tabağıma da reçelimi koyuyorum kıvamında size soğuduğunda göstereceğim. Şu an söylediğim gibi akışkan duruyor. Fakat çok güzel bir kıvamı oluyor soğuduğunda. Hafif akışkan. Tam olarak ekmeğin üzerinde durmasını istiyorsanız söylediğim gibi 10 dakika daha kaynatabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.